Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Ben Berkay Aslan. Hem Galatasaray'la ilgili hem de milli takımımızın bugün oynayacağı Rusya maçıyla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım ama öncelikle güzel bir fotoğrafla başlayacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Kolbeyn Sigthorsson'un fotoğrafıyla sizlere merhaba diyoruz. İşte dün İzlandalı golcü İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. 77 numaralı Kolbeyn yazılı formasını giydi. İstanbul'un muhteşem manzarası eşliğinde de ilk fotoğrafını Galatasaray Spor Kulübü'nün medyasına verdi. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Kolbeyn Sigthorsson, önemli bir golcü. İzlanda milli takımının formasını da terletiyor. Euro 2016'da onu yakından izledik. Daha önce de elemelerde milli takımımıza karşı oynamıştı. Galatasaray geçen sene de onunla ilgilenmişti ama kısmet bugüneymiş ve İzlandalı golcü artık sarı kırmızılı formayı giyecek. Dün de ilk kez formayı sırtına geçirdi ve pozunu verdi. İlk özel röportajını da tabii ki Galatasaray televizyonuna verdi ve Sigthorsson duygularını sarı kırmızı ekrana anlattı. Yeah, I'm very happy I signed here. Çok mutluyum. Büyük bir kulübe geldim. Tarihi bir kulübe geldim. O yüzden sadece burada çok mutlu olduğumu, çok memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim şu an için burada olduğumda. The day after I was here. So it went very fast. Açıkçası çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim. Pazar günü bundan haberim oldu. Büyük erkek kardeşim vasıtasıyla ve ertesi günde buradaydım. Galatasaray'ı kabul etmekten başka bir seçeneğim de yoktu. And I come back in 9-10 days. Açıkçası çok heyecanlıyım. Hem takım arkadaşlarımla hem çalışanlarla, teknik heyetle tanışmak için can atıyorum diyebilirim. Açıkçası daha da heyecanlandığım bir konu var ki taraftarlar. Onların çok büyük, harika taraftarları olduğunu zaten biliyordum. Haklarında çok da önemli veriler duyuyorum. 9-10 gün sonra, ama önce milli takıma gitmem gerekiyor. 9-10 gün sonra da burada olacağım ve bir an evvel takımla birlikte çalışmak için can atıyorum. Evet, Galatasaray'ın yeni golcüsü ilk özel röportajını Galatasaray televizyona verdi. Çok mutluyum ve gururluyum dedi. İşte dünkü imza töreninin ardından gelen fotoğraflar Galatasaray atkısını da açtı. Sağlık kontrolünden geçti önce, ardından da kendisini bir yıllık Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nant kulübünde forma giyiyordu son olarak. Geçtiğimiz yılın başında Ajax'tan transfer olmuştu. Fransa'da pek aradığını bulamadı ama Euro 2016'da tekrar bir ayağa kalkış gösterdi Sigthorsson. Önemli goller de attı. 2 gole imza attı Euro 2016'da ve transferin bitimine az bir süre kala Galatasaraylı oldu. Sarı kırmızı forma altında ona başarılar diliyoruz. Galatasaray onun için Nant'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 700 bin euro ödeyecek. Kendisi 1 milyon 200 bin euro civarı bir para alacak. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunuyor. İstersek eğer bu opsiyonu kullanırsak Galatasaray 3 milyon 800 bin euro Nant'a yatırıp Sigthorsson'un bonservisini satın alabilir. Tabi İzlandalı golcünün bu sezon göstereceği performans bunda önemli olacaktır. Eğer istediğimiz gibi oynarsa, beklentileri karşılarsa Galatasaray onun satın alma opsiyonunu kullanabilir. Tabi önümüzdeki maçlarda, karşılaşmalarda göstereceği performansla bunu göreceğiz ama önemli bir golcü olduğunu söyleyelim. Bize Elman Deri hatırlatacak bir oyuncu olabilir. O da İskandinav ülkesinden gelmişti. O İsveç'ten gelmişti. Sigthorsson ise İzlanda'dan geliyor. İkisi de aynı bölgede yetişmiş. Aynı tarzda ve futbola bakış açıları aynı olan futbolcu tipleri. İkisi de 90 dakika mücadele eden, forvette oynasa bile mücadeleyi hiç bırakmayan, rakiple sürekli boğuşan tipte oyuncular. Son vuruşları belki biraz istediğimiz seviyede etkili değil ama onu da işte bu artı özellikleriyle, mücadelesi, hırsı, taraftarıyla olan ilişkisiyle kapatan tarzda bir oyuncu. Hava toplarında çok hakim. Eren Derdiyok'la birlikte de oynayabilir, onu da tamamlayabilir. Bu tarzda da Rikerink'in elini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Evet, kariyerinden bahsettik ama haberimizi izleyelim, daha yakından tanıyalım. Kolbeyn Sigthorsson nasıl bir oyuncudur? İşte haberimiz.
Tabii Galatasaray'ın eski golcüsü Elman Derde Sigdorsson'u yakından takip ediyor. Dün onu etiketleyerek Twitter'dan bir mesaj gönderdi. Yeni Viking dedi. Benden sonra yeni Viking dedi. Yeni futbolcumuz için söz ver, bu kulüp için çok iyi çalışacaksın, çok sıkı çalışacaksın dedi. Tabii o da gelmeden önce büyük ihtimal Elman Derle konuşmuştur, mesajları almıştır. Az sonra gazetelere de bakacağız, onunla ilgili yorumları da okuyacağız ama haberlerimizle devam etmek istiyorum. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Tüm Türkiye olarak bayramımızı kutladık. Kulüpler Birliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etti. Haberimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı heyetini Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat 10 dakika sürdü. Kulüpler Birliği'nin görüşme talebi üzerine gerçekleşen kabule Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Süper Lig'de yer alan diğer 17 kulübün temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Sayın Bakan, Sayın Federasyon Başkanımız, Kulüpler Birliği'mizin değerli temsilcileri, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Ve nice zaferlerle dolu geleceğe Rabbim bizleri kavuştursun diyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Ama bu dönemi hayırlısıyla inşallah atlatıyoruz, atlatacağız. Özellikle bu süreçte tabii birçok terör örgütüyle bir mücadele veriyoruz. Ve bu terör örgütleriyle geniş alanda sürdürdüğümüz mücadeleyi de başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız olan ziyareti de izledik. Hemen gazetelere bakalım, haberleri okuyalım. Tabii ki Fatih Terim'in basın toplantısı ön plana çıkarıldı. Gazetelerde milli takımımızın Rusya ile oynayacağı karşılaşma öncesi benden değil Türk halkından özür dilesinler, o şerefe layık. Herkese kapım açık, geri adım atmam, faturayı öderim dedi. Fatih Terim tabii oyunculara da mesajı yolladı ama sorunun ne olduğunu, oyuncularla yaşanan problemin ne olduğunu tam olarak da söylemedi. Basının daha iyi bildiğini söyledi. Tabii basında da birçok haber çıktı. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu da biz de tam olarak bilmiyoruz. Birçok haber var. Tabii bunların başında da prim meselesi geliyor. Seyir esnasında fırtına çıkmasına rağmen ben kimseyi denize atmadım. Özür dilenecekse Türk milletinden dilenmeli. Kendini bu formayı taşıma şerefine layık hissedene kapı açık dedi. Tabii alınmayan oyuncular oldu ama yine de her şeye rağmen zamanı ve zemini oluşunca milli takıma tekrar dönebileceklerini de söyledi. Milli takıma alınmayan futbolcuları da yakından takip ettiğini ve kendi liglerinde, kendi takımlarında başarılı olmalarını istediğini söyledi Fatih Terim. Dünkü Kulüpler Birliği ziyareti gazetede var. Akşam gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret edildi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Cumhurbaşkanı hainler konusunda yöneticileri duyarlı olmaya çağırdı. FETÖ'cüleri barındırmayın dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Özellikle FETÖ 50 yıllık bir yapılanma. Eğer aranızda öyle kişiler varsa bu kişileri asla barındırmayın. Hatta duyduklarınız, bildikleriniz varsa polisimize ihbar edin dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fotomaç gazetesine geçiyoruz. Fatih Terim'in Arda Turan neden yok sorusuna yanıtı net oldu. Türk halkına hata yapıldı. Kimseyle kişisel problemim yok. Benim üzerimden Türk halkına hata yapılmıştır. Ay yıldızlı formayı taşıma şerefine hazır olanlara milli takımın kapısı açıktır. Kararımın gerekçesini herkes biliyor ama bunu ben açıklamayacağım. Euro 2016'dan sonra gereğini yapıp başkanımızla konuştum ve yola devam etme kararı aldık dedi Fatih Terim. Federasyon başkanıyla da bir görüşme yaptığını ve her şeye hazır olduğunu, görevinin gereğinin neyse
onu yaptığını söyledi Fatih'in ve başkanın aldığı karar neticesinde takımı Dünya Kupası 2018'e hazırlamaya karar verildiğini söyledi Fatih Terim. Evet, önemli mesajlar var ama tabii sorunun kaynağı tam olarak bilinmiyor. Kimse tam olarak bilmiyor. Onun için futbolcular herhalde gereken mesajı aldı. Bakalım neler olacak. Evet, milli takımımız bugün saat 21.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek dedik. Maç 21.15'te başlayacaktı ama saati 21.30'a alındı. Milli takımımızın bir muhtemel 11'ini sizlere saymak istiyorum. Fotomaç gazetesinde yer alan Volkan, Şener, Mehmet, Serdar, Hasan Ali, Hakan, Tolga. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Tolga. O da ilk kez bugün A milli takım formasını giyebilir. Ozan, Emre Mor, Volkan Şen ve Cenk Tosun, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in sahaya sürmesi beklenilen muhtemel 11. Milli takımımız Rusya ile karşılaşacak saat 21.30'da ve bu karşılaşma milli takımımızın tarihindeki 541. karşılaşması olacak. Evet, milli takımımız saat 21.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımızı yakından takip edeceğiz ama Galatasaraylılar olarak Tolga ile Serdar Aziz'i de farklı bir gözle izleyeceğiz. Tolga'yı ilk kez milli takımda izleyebiliriz. Serdar Aziz'i de Bursa Spor'dan transfer ettik ama şu an için forma şansı bulamadı resmi karşılaşmalarda. O da belki Fatih Terim şans verirse forma giyebilir. Onun da son performansını görmüş oluruz. Sigtorsson'la ilgili gazetelere bakalım artık. Akşam gazetesi, Galatasaray'ın yeni golcüsü Johan Elmander'i aratmayacak. Yeni Elmander, Sigtorsson, hava hakimiyeti yüksek, topla ve topsuz, hızlı, hırsı ve Kuzey Avrupalı disipliniyle mükemmel bir forvet. Nant onun için yanlış tercihti. Galatasaray'da patlayan forvet olarak Eren'i bile kesebilir demiş. Sigtorsson için güzel sözler duyuyoruz. Eren derdi yok da şu an için çok formda. İki karşılaşmada iki kafa golü attı ve Galatasaray'a 6 puan kazandırdı. Eren derdi yok. Sigtorsson onun yerine mi oynayacak yoksa ikisi birlikte mi oynayacak? Tabii son form durumlarına göre Rikenik buna karar verecektir ama ikisi de uzun boylu futbolcu. Belki ikisinin birlikte oynaması sıkıntı olabilir ama haberde gördüğümüz gibi de Sigtorsson Avrupa'nın en hızlı futbolcularından biri. Euro 2016'nın en hızlı 5. koşanıydı. Yani uzun boyuna rağmen de hızlı bir oyuncu ve asla pes etmeyen bir isim. Yeni transferimiz İzlandalı golcümüz. Maliyeti 1.9 milyon euro ve Metin Oktay pozunu da verdi Galatasaray formasını giyerek. O da Metin Oktay gibi Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olmayı istiyor. Elmander de çok fazla Galatasaray forması giyememişti. Özellikle sakatlandıktan sonra eski formuna dönememişti ama işte o mücadelesi, taraftarıyla olan ilişkisi, 90 dakika mücadeleyi bırakmaması nedeniyle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelmişti ve Galatasaray efsaneleri arasına girmişti. Kısa dönemde oynasa Sigtorsson da bunu başarabilir. O yetenekte ve karakterde bir oyuncu. Varan 2 pitbull değil, o bir kasap. Nigel de Jong'un ismi de Galatasaray'la anılıyor. Hollandalı futbolcu Galatasaray'a transfer olabilir. Bugün de transferin son günü, saat 12'de, gece 12'de transfer dönemi sona erecek. Galatasaray için de hareketli saatler olabilir. Bekleyeceğiz. Şu an için sadece bunu diyebiliriz. Son imza Denayer'la Galatasaray'ın eski futbolcusu, geçen senede kiralık olarak forma giyen Denayer'in ismi yine Galatasaray'la anılıyor artık transferde de son saatler. Açık Mert Korkusuz gazetesinde yine İzlandalı golcü var. Galatasaray Sigtorsson'u yıllık 1.9 milyon euroya bitirdi. Aslan'a ekonomik golcü Sigtorsson bonservisi beğenilirse alınacak. Sarı kırmızılı yönetim İzlandalı forveti Nant'tan 700 bin euroya kiralarken kendisine 1.2 milyon euro verecek. Cimbom böylece son yılların en düşük bütçeli golcüsünü aldı. Evet, bu anlamda da mantıklı bir transfer. Galatasaray'ın forvet ihtiyacı vardı. Podolski sakatlanmıştı. Eren derdi yok. Son karşılaşmada Akhisar Belediyespor mücadelesinde iyi oynarken bir sakatlık geçirdi ve yerine girecek kulübede bir forvet maalesef yoktu. Rikenik mecburen Josue'yi aldı ve Buruma'yı forvete kaydırdı. Onun için Galatasaray'a da derinlik kazandıracaktır ve 11'i de zorlayacak bir oyuncudur. Hem rekabeti artıracaktır forvet mevkisinde hem de Galatasaray'da kadroya derinlik
katacaktır. Snyder'ın menajeri Albers Hollandalı'nın neden Aslan'ı tercih ettiğini açıkladı. De Jong tutkuyu seçti. Tabi burada transfer bitmiş gibi konuşuluyor ama şu an için biten, resmileşen bir şey yok. Den Ayer'da mutlu son. Bruma'ya 17 milyon euro. İş sayfalarda da onun detayı var. Az sonra onu da okuyacağım. Yine Fanatik Gazetesi'nde yeni transferimizi görebiliyorsunuz. Sigtorsson geldi. Aslan'ın yeni golcüsü Kolbeinn Sigtorsson önceki gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Dün sabah sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sıkıntısı bulunmayan 26 yaşındaki İzlandalı santrafor bir sezon kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek. Tabii Sigtorsson imzayı attı ve milli takımının kampına katıldı. Onlar da Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek ve milli takımımızla aynı grupta yer alıyor İzlanda. Milli takımımızda 10. ayın 9'unda İzlanda ile deplasmanda bir karşılaşmaya çıkacak. Belki Sigtorsson'u milli takımımıza karşı bir kez daha izleyebiliriz. Nigel de Jong yolda. 3 ismi hemen hemen her sayfada görebiliyoruz. Her gazetede isimleri yer alıyor. Den Ayer tamam denmiş. Yine diğer gazetelerde de var. Onları da okuyacağım ama şimdilik bir Avrupa'dan futbol arası verelim. Barcelona transfer döneminin hareketli takımlarından biriydi. Onlar da son saatlerde önemli bir imzaya kavuştu. Paco Alcácer'i transfer etti Valencia'dan Barcelona. Şampiyonluk adaylarından Barcelona, Valencia'dan İspanyol forvet Paco Alcácer'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. Katalan ekibi Valencia'ya bu transfer için 2 milyon euro bonusla birlikte 32 milyon euro ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlendi. Golcü futbolcu Valencia formasını giydiği 124 maçta 43 gole imza atma başarısını göstermişti. Katalan kulübü daha önce de kadrosunu Umtiti, Digne, Andre Gomes, Siliesen ve Denis Suarez ile güçlendirmişti. Öte yandan Barcelona'nın genç hücum oyuncusu Munir El Haddadi kiralık olarak Valencia forması giyecek. 20 yaşındaki futbolcu için Valencia kulübü herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak Valencia, El Haddadi'yi sezon sonunda 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katma önceliğine sahip olacak. Barcelona kulübü ise bir sonraki satıştan pay alacak. Alcácer'de önemli bir oyuncu, geleceği olan bir oyuncu, Valencia'da son yıllarda çıkış yapmıştı. Tabii bu transferin Arda Turan'ı nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Çünkü Arda Turan çok formdaydı. Alcácer santrofor mevkisi için düşünülüyor genel Luis Suarez'in yerine ama yine de kanatlarda oynayabilen bir isim. Arda Turan'a da ayrıca ekstra bir rakip çıktı. Neymar tabii olimpiyat oyunlarında olduğu için son karşılaşmalarda forma giyememişti. O da büyük ihtimalle milli takım dönüşü Barcelona'daki yerine kavuşacaktır. Tabii bu durum Arda Turan'ı nasıl etkileyecek merakla bekliyoruz. Habertürk gazetesinde Aslan'dan hat-trick başlığını görüyorsunuz. Transferi şovla kapatan Galatasaray bugün 3 isme birden imza attıracak. Sigtorsson zaten dün imzalamıştı. Maddi krize rağmen taraftarına müthiş bir transfer dönemi yaşatan Dursun Özbek yönetimi son düzlükte 3 ismi birden bitirdi. Hollandalı ön libero Nigel de Jong bedelsiz olarak satın alınırken İzlandalı golcü Sigtorsson ve taraftarın gelmesini çok istediği stoper Jason Den Ayer yeniden kiralandı. Aslan'a gelenler Galatasaray bu sezon transfer döneminde hareketli saatler yaşadı. Eren Tolga, Serdar Aziz, Kavanda, Sigtorsson ve Josue resmi imza atan futbolcular. De Jong ve Den Ayer isimleri de konuşuluyor. Artık transferde son saatler bir gelişme olacak mı ya da gelişmeler olacak mı bekleyip göreceğiz. Huzurlarınızda yeni Elmander, Galatasaray'ın yeni Vikingi Sigtorsson. Bir yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın yeni yıldızı içini yöneticilere döktü. Geç kaldım, çok pişmanım. Sigtorsson itirafta bulundu. Geçen yıl Nant'ı tercih edip büyük bir hata yaptım. Geçtiğimiz sezon Hamza Hamzoğlu onu çok istemişti ama o Galatasaray'a gelmemişti. Fransa Lig 1'e Nant'a gitmişti. Ve bu tercihinden dolayı pişman olduğunu yöneticilere söylemiş Hürriyet gazetesinin haberine göre. Cimbom'un kiraladığı İzlandalı golcü Kolbeinn Sigtorsson, Galatasaray'a gelmemek içimdeki bir pişmanlıktı. Bu transfer gecikmeli de olsa benim için çok anlamlı dedi. Diarra'ya son teklif
Tabi Diarra ismi de son saatlere rağmen konuşuluyor. Onun maliyeti biraz yüksek ama dediğimiz gibi her an her şey olabilir. Transferde artık son saatler. Yine De Jong ve Denayer isimlerini görüyorsunuz. Açık Mert Korkusuz gazetesinde Bruma'nın ismi var. Galatasaray yönetimi West Bromwich Albion'ın yaptığı müthiş teklifi geri çevirdi. Bruma'ya servet. Sezon başında Hollanda ekibi PSV'den 10 milyon euro talep eden Sarı Kırmızılar sadece 2 ay sonra Portekizli futbolcu için İngiliz ekibinin önerdiği 17 milyon euroyu yeterli bulmadı. Bruma Galatasaray'a gelirken Sarı Kırmızılı kulüp onun için Sporting Lisbon'a oldukça yüksek bir bonservis bedeli ödemişti ve Galatasaray bu parayı karşılayan bir teklif alamamıştı. İşte PSV Eindhoven yaz döneminin başında ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ardından 6 ve 8'e çıkarmıştı ama Galatasaraylı yöneticiler onun performansını gördü. Ondan memnun kaldı. O da tabii Galatasaray'a artık karşılığını vermeye başladı. Galatasaraylı yöneticiler Levent Nazifoğlu, Sportif AŞ yöneticimiz Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada 15 milyon eurodan aşağı teklifi kabul etmem demişti ve 17 milyon euroluk bir teklif gelmiş Açık Mert Korkusuz gazetesinin haberine göre. Bu iddia Avrupa basınında da dün yer almıştı. Bruma her geçen gün değerini katlıyor ve geçtiğimiz yıllara göre Galatasaray'a da daha fazla uyum sağladığını görüyoruz. Son karşılaşmada Akhisar Belediyespor mücadelesinde bir gol bir asistle oynadı zaten. Hazırlık döneminin yıldızıydı. Bence de 15 milyon euronun aşağısı yeterli değil. Galatasaray ondan çok şeyler bekliyor. Hem performans anlamında hem de eğer satılacaksa önemli bir gelir bekliyor. Onun için özellikle şu transfer döneminde herkesin 15, 20, 30, 40, 50 milyon euro konuşulduğu dönemde Bruma'nın değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Dün Avrupa'dan futbol programında konuşmuştuk. İşte Lyon'un forveti Lacazette, Arsenal'ın 50 milyon poundluk teklifi yeterli bulunamadı. Gerçekten çılgın fiyatlar dönüyor piyasada. Onun için Bruma için de 15 milyon euro bence yetersiz. Avrupa'dan futbolla yine devam edeceğiz. Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Wayne Rooney 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takıma veda edeceğini açıkladı. Rooney de çok konuşulan, eleştirilen bir isim ama hiçbir teknik adam ondan vazgeçemiyor. Biz yine gazetelere dönelim. Fotomaç gazetesinde Galatasaray'ın çok alternatifli bir kadrosu yapılmış. İşte Süper Aslan, kalede Muslera, Cenk, Eray. Son transferlerle birlikte Galatasaray'da kadro zenginliği de oluştu. Sağ bekte Kavanda, Sabri Lines, stoperde Şecu, Semih, Denayer. Yanında Serdar, Hakan, Koray. Koray'ın tabii uzun bir dönem sakatlığı var. Sol bekte Karol'u yalnız görüyoruz ama Hakan Balta da orada oynayabiliyor. Orta sahada De Jong, Tolga, Hamit, Selçuk, Dong. Kanatlarda Bruma, Sinan, Yasin, Podolski. Özellikle Podolski'nin iyileşmesiyle birlikte Bruma'nın dönüşü ve Sinan'ın performansıyla birlikte Galatasaray bu sezon kanatlarda çok güçlü. Geçen sezon hızlı bir kanat oyuncusunun eksikliğini hissetmiştik. Bruma kiralık olarak forma giyiyordu. Sinan'ın da uzun dönem bir sakatlığı vardı. 10 numarada Snyder ve Josue, forvette ise Eren Sigthorsson. Tabi bu mevkilerde değişimler de olabilir. Mesela Podolski forvette de oynayabiliyor. Sol bekle oynayabilecek olan Hakan Balta var. Yine Semih ihtiyaç halinde sağ bekle oynayabilir. Bakıyorum Dong stoperde oynayabilen bir oyuncu da. Bu gibi çeşitlilikler de olabilir Galatasaray'da. Galatasaray yeni transferleriyle göz kamaştırıcı bir takım kurdu. Yıldızlar topluluğu. Evet, son dönemdeki bence en çeşitliliği olan kadro bu sezonki takım. Sabah gazetesi 1.91'lik Eren'den sonra 1.86'lık Sigthorsson alan Aslan rakiplerini havadan vuracak. Hava kuvvetleri. Drogba Burak ortaklığından bu yana ideal ikilisini arayan Aslan Sigthorsson hamlesiyle 4-4-2 veya 4-1-3-2'ye dönüş sinyali veriyor. Galatasaray iç saha karşılaşmalarına iki dev santraforuyla çıkmaya hazırlanıyor. Evet, bu transferlerle birlikte Rikering nasıl bir 11 sahaya sürecek? Tabii
Güzel bir şey rekabetin olması. Riker'inki düşündürecektir ama takıma olumlu yansıyacaktır. İkiz Kuleli muhtemel 11 vermiş Sabah gazetesi. Muslera, Kavanda, Şecu, Serdar, Karol. Henüz Serdar'ı izleyemedik. De Jong, Josue, Snyder, Podolski, Eren ve Sigthorsson. Burada da Sabah gazetesinin çift forvetli 11'ine göre de Selçuk İnan'ı kadroda göremiyorum ama sanmıyorum ki Selçuk İnan'dan Riekerink vazgeçsin. Özbek'in Snyder ve babasıyla yemeğinin perde arkası. Baba Snyder De Jong'u bitirdi. Barry Snyder'ın Galatasaray'a önerdiği Nigel De Jong'la hemen temas kuruldu. Riekerink'in de onay verdiği Hollandalı imza atmak için İstanbul'a davet edildi. Son olarak bir de Milliyet'e bakalım. Artık gazeteleri tamamlayalım. Transferin hızlı takımı Cimbom son takviyelerin ardından bol alternatifli bir oyuncu grubuna sahip oldu. Forma aslanın ağzında. Galatasaray'da Sigthorsson, Nigel De Jong ve Denayer hamleleriyle beraber her mevkide en az 2 futbolcuya ulaşıldı. Riekerink'in elindeki kadroda Muslera haricindeki herkesin ilk 11 şansının eşit seviyeye gelmesi forma rekabetinde kızıştırdı. Geçen sene ve ondan önceki sene Galatasaray'ın bu anlamda eli çok güçlü değildi. 11-12 futbolcuyla mücadele ediyordu Galatasaray ama şimdi baktığımızda ilk 11'de oynayabilecek en az 17-18 futbolcusu var Galatasaray'ın. Bu anlamda da takımımız bu sezon oldukça güçlendi. Önemli hamleler yapıldı. Evet, küçük Mozart artık ülkesine, eski takımına döndü. Uzun yıllardır Arsenal'da oynuyordu ama sakatlık nedeniyle bir türlü toparlanamadı ve Dortmund'daki o günlerine bir türlü dönemedi. Artık ülkesine, eski kulübüne döndü ve artık bununla birlikte Günaydın Galatasaray ailesinin sonuna geliyoruz. Gelişmeler aktardık. Herkese mutlu günler diliyorum.